Arkadaşlar günaydın. Vallahi çok güzel uyumuşuz, deliksiz, mis gibi. Saat 10 olmuş sabah. 9.30 oldu işte. 9.30 gibi kalktık. Şimdi kahve aldık. Bir tatlı alacağız. Ortalık cıvıl cıvıl olmuş. Kalabalık. Burası güzel işliyormuş ya gündüz. Akşam kimse yoktu ama. Bakın cayır cayır hazırlıyorlar vallahi. Ortak aldın mı tatlımızı? Ortak şunları aldım. Hanginden? Beyaz. Oh yiyelim. İki kere öleceğiz, yiyeceğiz, yaklaştık. Baksana şunlara, ne güzel ya. Nasıl güzel. Değil mi? Çok güzel duruyorlar ya. Muffin, muffin. Muffin, muffin. Gel, bak ne yapıyorum. Gördüm ya. Bisküvit diyorlar, bisküvit. Bisküvit işte. Türkçe, tam Türkçe çevirisi atıştırmalı şerez bu. Valla bunlar böyle atıştırmalı. Jessica, Jessica. Böyle atıştırmalı can kurban ya. Şuna baksana abi. Ha? Yapıştı. Baksana abi, şuna bak, ete bak ya. Ete bak. Allah var ya, şuna bak. Adın ya. Adamı? Donald. Babam da mı kesiyordu be Donald'da? Nice, very nice. Thank you. Baban da mı etçiydi? Baban da mı kasaptı be? Vallahi. Baban da mı kasaptı be? O ne lan? Oo, bu ne? İçindeki adam da değişik. Şamanlı mı? Abi mahine gidiyor. Abi mola verelim diye şöyle bir köye girmişiz. Her yer yeşillik. Burada da bir tane kilise var. Şuraya bakın. Sessiz, sakin. Kimse yok. Köy. Ortam yeşillendi ya. Oh. Temiz hava. Böyle güzel tuvalet mi olur ya? Yeşilliğin içinde. Kimse yok. Açacaksın kapıyı. Manzaraya karşı. Tahsin abiyi yakaladık. Birazdan bir yerde yine bir buff diyelim ya. Çok acıktık. Mekana geldik. Tahsin başkan. Öldün yoruldun değil mi ya? Abi hiç sorma ya. He? Hiç sorma. Yani mahvolduk. Mahvetti değil mi? Evet. Zaten Rover'da oturduğumuz zaman şöyle üçlü yolun bir analizini yapalım. Sohbetini yapalım. Kendimizi yapacağız onları. Şimdi önce bir karnımızı doyuralım da. Ben açlıktan kırıldım. Buradan mı? Burayı ya. Hadi bakalım. Buff'ı da severiz ya. Sınırsız olsun yeter. Gel Cemal. Go ahead, we're waiting on somebody else. Aa, burası bayağı iyiymiş. Vallahi abim şurada etleri harmanlıyor. Of, of, of. Anam, 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 anam. Neyse. Ben şimdi tabaklarımı doldurayım yine bakayım. Önce salatamı yapayım, masaya koyayım. Oo, mis, 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 mis. Tatlılara bak. Tatlı çeşidi de bol ha. Neyse, şuradan salatayı bir yapalım. Evet, uzun bir yolculuğun ardından Washington DC'ye geldik. Abi git bitmiyor gerçekten. Yani arabada öldük bittik diyeyim. Şöyle değişik bir gece hayatı var. Full buralar böyle. Orayı da göstereceğim. Tahsin Başkan'la buluştuk. Evet kardeşim. Hoş geldin. Tahsin Başkan. Hı. Ne diyorsun Washington DC'ye? Burası Washington DC'nin U Street denen bir bölgesi. O bölgede yani bu 4 tane kalabalık yeri var. Onlardan bir tanesi burası. Şu anda burada bir olay olmuş. Bu yolu ve diğer yolu kapattılar. Ne var bilmiyoruz. Biz Türk insanı olarak meraklıyız. Evet, alalım. Meraklıyız. Ya kepçe, meraktan... Kepçe var mı kepçe? He? Kepçe varsa izleyelim. Yok, olay varsa izleriz. Ya meraktan ya da meraktan başımıza bir şey gelmezse iyi. Ortalık kaynıyor. Saat gece... Gece 2 mi 1 mi? 2 mi oldu? Ama çok canlı. Evet, yolu kapatmışlar.
Güzel. Trafik akışı yok. Sağlı sollu klaplar, barlar, weed shoplar. Ortalık zaten duman, harman. Deli gibi içiyorlar. Çok ilginç bir ortam ya. Yani bu Amerika'daki gece hayatları çok farklı. İlginç bir eğlence tarzları var. Çözemedim. Ha, motorcu tayfa gidiyor. Abi şu sıraya bak. Her yerde böyle. Ama şu teras kat bayağı güzel. Karşıdan yürüyelim. Biraz ortamları göstereyim size. Washington DC'de yarın gündüz gezeceğiz. Beyaz Saray falan. Önemli yerleri. Oraları ayrı göreceğiz tabi. Daha yeni geldik. Gelir gelmez bir gecelere gidelim dedik. Ya ben yani bu taraflarda gece hayatında hep bir güvensizlik hissediyorum ya. Bir bu geçen de Nashville'de orada güvenliydi. Let's go diyor teyzem polis. Ama yani bu ortamlarda o Latin aklıma geliyor. Latin'de yani Güney Amerika'da yaşadıklarımız yani oranın o güvensizlikleri. Yani aynısını burada da gezerken hissediyorum böyle ortamlarda. Asya'da hiçbir şekilde gece hayatında böyle bir güvensizlik durumu hissetmezsiniz. Ben hissetmiyordum yani. Böyle ortamları ben pek sevmiyorum. Yani. Ama işte mesela şunun aynısını şuraya mesela Asyalıları falan salın. Yani güvende hissedersiniz ama bu tarzdaki şeyde ne bileyim hissetmiyorum şu anda. Ben hiçbir şey olmaz belki ama o vibe'ı alamıyorsunuz ya, size de işte o güvensizliği veriyor. O yüzden ne olacağını bilemiyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Valla uyuduk, uyandık, kendimize anca geliyoruz. Arabayı şuraya park ettik, yerini değiştirdik. Arabada yattık zaten. Şimdi nereye geldik? Beyaz Saray'a geldik. Bir Biden'ı ziyaret edeceğiz. Evet. Bir çay kahve içelim. Bu gezi hakkında işte soracakları varmış. Onları bir istişare ettik miydi? Oradan yola devam edeceğiz Denver'a doğru, değil mi abi? Tabii tabii. Denver kesin. Demişim şey Dover'a doğru. Dover'a artık ha. Memleketimize dönüyoruz. Memlekete dönüyoruz. Ortak. Ortak kahve verecekler şimdi özel. Aynen. Geldi abi, şurada fotoğrafımızı çekinelim. Gördük mü ne oldu? Evet. Beleş ekmek mi dağıtıyorlar? Bu ne kalabalık ya. Beyaz Saray'ın bu kadar meraklısı mı varmış? Ya anlamadım ya. Vallahi çok kalabalık ya. Evet, fotoğrafı çektik. Biden'la görüştük. Şimdi buradan gidebiliriz. Bakın burada da protestolar yapıyorlar. Sudan. Her yerde olduğu gibi. Sudan Savaşı'na karşı mı? Evet. Tüm savaşlara karşı. Tüm savaşlara karşı. Dış güçler. Amcam helal olsun vallahi ya. Burada da maç yapıyorlar. Ne güzel ya. Ama görüyor musun? Sanki şey gibi giyinmişler. Öyle sokakta mokakta yapıyor gibi değil. Profesyonelce. Aa, çok zor ha. Aa gitti. Abi topu atan alır. Ha gidiyor. Japon bunlar, Kore olabilir.
Oha. Vur. Vur lan. Vur. Lan. Kaleye de götürdüler. Aha gol. Gol oldu. Gol attılar. Böyle atarlar adama. Şimdi bunu oynamak için zaten önce paten sürmeyi bilmek lazım. Böyle bir yere girdik de arama yaptılar girişte. İşte burası Beyaz Saray. Şöyle. Bayağı geniş. Fazla da sevmem müze gezmeyi. Ama bura birazcık değişik herhalde. Bilmiyorum. Amerika başkanlarının isimleri falan mı var burada abi? Evet, şimdi göreceğiz. Beyaz Saray'ın balkonu. Ne bu konuşacaksın abi? Orada sabahları çay kahve içeceksin. Bu ne abi? Beyaz Saray'ın akşam menüsü mü? Beyaz, evet. Yedikleri yemekler bunlar. Başkanların yedikleri yemekler. Mesela şu. He. First Lady patika. Akşam yemeğinde bunu yiyormuş. Aa, çok mu seviyormuş bunu? Bu mesela saltı tuzlu şeyi kim yiyormuş? Fasulye. William fasulyeyi seviyormuş ha. Bu ne oluyormuş? Çorba içiyormuş. Kimmiş? Kimmiş bu? Garfield. Aa, bu bizden. Bu tam Facebook'cu bu. Truman. Bak bak. Bu ne? Bu kim? Donald Bey. Evet. Yani bütün başkanları göstereyim. Göster bakayım Tahsin Başkan. Ondan sonra gidelim. Gidelim. Çok yeterden müze ziyaretini kısa kesmek lazım. Ziyaretin kısası makbuldur. Burada evet. Trump'la Biden'ı tanıyorum. Bir yerleri tanıyorum işte. Obama'yı da tanıyorum abi. Ayıp ediyorum ya. Hadi be. Tabii canım. Sonra... Buruş'u duyduk herhalde. Şey nerede? O adamın adı nerede ya? Burada hepsi var arkadaşlar. Böyle. Abi George Washington ülkeyi kuruyor. Ford. Hepsinin genelde kendi yaptıkları bir önemli şeyleri var. Var değil mi? Evet. Evet. Böyle mesela de. John F. Kennedy öldürülüyor. John F. Kennedy. Evet, Washington anıtına geldik. Burası da ABD'nin ilk başkanının anısına yapılmış bir anıt. Valla insanlar ne güzel, şimdi oyun oynuyor, oturmuşlar, bisikletliler var. Ortam güzel. Anıttan ziyade etkinlikler güzel. Havai fişek gösterisini buradan sen açarsın. Havai fişek mi? Evet. 4 Temmuz'da sen burada değildin değil mi? 4 Temmuz'da yoktum. Evet. 4 Temmuz burası abi. Evet. Full böyle kalabalık olur. Boş yer olur. Herkes masasını sandalyesini şöyle alır. Şurada havai fişekler patlar. Burada. Ve yaklaşık minimum 45 dakika süren bir havai fişek yani. 45 dakika. Evet, evet. Oo. Vay nasıl. Burası Washington anıtı. Evet. Washington DC'yi terk ettik. Yol üstünde Annapolis'e uğradık. Buradan da büyük köprüden geçerek Delaware, Dover'a doğru yol alacağız. Şimdi burada dedik ki arabanın son benzinini doldurmak için birazcık Uber Eats falan yapalım dedik. Bak. Washington'dan... Aha 19 diyor. Aa dur, alışveriş yapacak mısın? Tüh lan. Yaparız ya gel. $20 veriyor lan, $19. Safe'ydi, alışveriş yapacağız. Bir saatte 20, bir daha 20 yapsak, öbür saatte ha, desen benzin parası çıktı, hadi bakalım. Annapolis'teyiz ya, bizim yer mekan. Annapolis mekan bizim ya. Köprüyü gösterecektim sana da. Köprüyü halledeceğiz geçerken. Köprüyü geçene kadar. Güzel şehire benziyor ya. Evet evet, birazcık şehir karışık sadece. Burası i̇şte köyün meydanı arkadaşlar. Şuralarda kahve kıraathane yok mu? Ortak burada deneyelim mi abi? Güzelmiş lan burası ya. Vallahi.
Hem de böyle yapınca şehri gezmiş oluyorsunuz ya, çok iyi oluyor. Şehri öğreneceğiz mesela. 3-4 sipariş alsan şehri öğreniriz. Abi rastgele girdik bu şehre ama bayağı güzelmiş ha. Washington'dan daha güzel. İşte böyle yerleri seviyorum ben. Abi otantik, mis gibi ya. Şuralara baksanıza, çok güzel. Hello. Oh, really? Make YouTube video. Yeah. Burası da şehrin marinası. Zenginler parti yapıyor, fakirler oturuyor. Akşam ettik bugün de. Güzel bir şehir daha gördük. Yavaştan Dover'a doğru gideceğiz. Yorulduk artık, tur bitiyor. Evet, burayı da gezdik. Artık Dover'a doğru gidiyoruz. Navigasyon da ötmeden durmuyor. Abi şehri bayağı sevdim. Güzeldi. Keyifli bir iki saat geçirdik. Şuralara baksanıza, şu yapılara ya. Şimdi köprüyü geçeceğiz. Burada çok büyük, uzun bir köprü var. Servet ödeyeceğiz geçerken. Burası. Geçerken bakalım, $2.5 galiba, ne olacak. Evet abi, köprüye geldik. 8. Boğaz Köprüsü. 2.5 lira ücreti var. Çok pahalı, çok. Çok gidiyorsun diyor, az git diyor. Şöyle gün batımı. Bayağı uzun bu köprü. Tam 1.5 saat kısaltıyor. 2.5 dolara 1.5 saat. Çok mantıklı. Türkiye'de olsa burada birkaç para yapmış. Evet, home sweet home diyoruz. Abi eve geldik. Sonunda Delaware'e giriş yaptık. Tahsin abi truck'la daha önce girdi. Birazdan buluşacağız. Sonunda be. Abi gerçekten bitmiyor. Welcome to Delaware. Dover'a bir 20-30 dakikamız kaldı. Bilader ne yapıyorsun ya? Oy! Ağaçlar usuluyor.